Ne yazık ki 3 aydır savaşı anlatıyoruz. Acaba o savaş daha da büyüyecek mi? Niçin ateşkes olmuyor derken biraz daha yayılma alameti gösteren bir durum oldu. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bize şu soruyu sordurtuyor. Acaba savaş yayılıyor mu diye. Çünkü Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları vardı. Ticaret gemilerinin pek çoğu noktada artık farklı bir rotayı seçmek durumunda kalmışlardı. Ya da gemilerle ticareti bırakmaya başladılar. Bu işi yapmamaya başlamışlardı. Özellikle iki ülkede seçime gidiyor. İki ülkenin ekonomisini de etkileyen bir durum. Dün hem Tomahawk füzeleriyle hem de F-16'larla vurdular. Dün, daha doğrusu gece yarısından beri neler yaşandı bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Yemen'de İran destekli Husileri vurdu. Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan Tomahawk füzeleriyle Amerikan savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana ve Husilerin Kızıldeniz'deki kalesi Hudeyde'de 12'den fazla noktayı hedef aldı. İngiltere'ye ait 4 Tayfun jeti de Güney Kıbrıs'taki Avrotur üssünden havalandı. İki Husi hedefini vurdu. Saldırılara Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda da destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı. Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık verdik dedi. Amerikan Başkanı Husi saldırılarından 50 ülkenin etkilendiğini söyledi. 2000'den fazla geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldığını belirtti. Biden uyarıda da bulundu. Gerektiğinde daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğim ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da açıklama yaptı. Kraliyet Hava Kuvvetleri ve donanmasının operasyona katıldığını belirtti. Donanmaya ait gemilerin bölgede devriye gezmeye devam ettiğini kaydetti. Sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de saldırıya ilişkin konuştu. Saldırılar, Husilerin insansız kara ve deniz araçları, karadan füze fırlatma noktalarıyla kıyı radarı ve hava gözetleme kapasitelerini hedef aldı dedi. Bölgede Husilere karşı kurulan Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki çok uluslu misyonda ortak bildiri yayımladı. Bildiride operasyonun meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Amacımız Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek denildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'deki uluslararası ticari gemileri hedef alıyor. 7 Ekim'den bu yana 27 saldırı düzenlendi. Bunun üzerine Kızıldeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde çok uluslu bir misyon oluşturulmuştu. Bugün çok olaylara ve açıklamalara gebe diye ilk dilimde aktarmıştık. Şimdi yeni bazı açıklamalar var. İran'dan ve Husilerden nasıl bir tepki gelecek buna bakıyorduk. Aslında işte bir vekaletler savaşı yıllardır devam eden bir durum. Dış haberler servisimiz yeni bazı bilgiler aktarmaya başladı. Amerika ve İngiltere'nin Husileri saldırısı İran tarafından şiddetle kınanıyor ve İran şunu söylüyor. Saldırılar Yemen'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlaldir. Husi sözcüsünden de bir açıklama var. Yemen'e Amerika-İngiltere saldırısının bir gerekçesi yok. Bu açıklamalar gelmeye devam edecek. Tabii ki bizim asıl merak ettiğimiz soru şu, bu açıklamalarla mı kalacak yoksa savaş daha da yayılacak mı az önce sorduğumuz gibi. Gece yarısından beri, bu çatışma başladığından beri yaşananları Dış Haberler Müdürümüz Ahmet Yeşiltepe aktardı. Aslında İngiltere Savunma Bakanı'nın dünkü açıklamaları çok dikkat çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri donanması ile birlikte Yemen'deki Husi hedeflerinin vurulacağı yönünde çok belirgin bir ifade kullandı. En büyük kolektif saldırıyı gerçekleştirdiler bize karşı. Bunu püskürttük. Şimdi bizi yakından takip edin dedi. İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü. Arkasından Savunma Bakanı çıktı. Benzer ifadeleri kullandı. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ve şimdiye kadar Kızıldeniz'de gerçekleşen iki gün önceki Husi saldırısını en büyük saldırı olarak nitelendirdi ve özgür dünyaya taşınan ve dünya ticaretinin çok önemli bir atar damarı olan Babil Mendeb ve Kızıldeniz geçişinde bir operasyon başlatabileceklerini sinyalini verdi. Bunun için İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bir hukuki zemin
oluşturmak istiyorlardı. O zeminde yaklaşık bir işte 36 saat kadar önce New York'tan geldi. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Güvenlik Konseyi toplantısından çıkan karar tasarısı çok ilginç. Aslında bu konuyla ilgili uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri girişimde bulunuyordu. Bir karar tasarısını kabul etti. Bu karar tasarısında Güvenlik Konseyi Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan saldırıların acilen durması yönünde Husilere çağrı yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya tarafından sunuldu bu tasarı. Ve 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde 11 evet ve 4 çekimser oyla kabul edildi. Böylece aslında Husi hedeflerine yönelik az önce, yani birkaç saat önce gerçekleşen saldırının da hukuki zemini bir anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu kararıyla sağlanmış oldu. Husiler hemen arkasından, bu kararın arkasından bunun bir siyasi oyun olarak nitelendirildiğini ifade ettiler. Ve İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermediği sürece saldırılarını durdurmayacaklarını açıkladılar. Hemen belirtelim tekrar, burası önemli çünkü küresel deniz ticaretinin yaklaşık %15'i Süveyş Kanalı ile Avrupa'yı Asya'ya bağlayan Kızıldeniz üzerinden, özellikle Babil Mendeb yani Yemen'le Cibuti arasındaki bölgeden geçiyor. Ve saldırılardan dolayı petrol fiyatlarının artması ve tedarik zincirinin zarar görmesinden uzun bir süredir korkuluyordu. Yani ticari gemilerin %20'si de şu anda Kızıldeniz yerine Afrika'nın güneyinden dolaşarak çok daha uzun bir yoldan taşımacılık yapıyorlar. Husiler Hamas'a destek olmak için İsraillilerin sahip olduğu ya da İsrail bandıralı gemileri hedef aldıklarını söylüyorlar. Ancak bu arada belirtelim ki Amerikan bandıralı gemilerde hedef alınıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına doğrudan açıktan destek veriyorlar. Geçtiğimiz Cuma günü Husi kontrolündeki hükümetin Dışişleri Bakanı Kızıldeniz'in işgal altındaki Filistin limanlarına gidenler dışındaki gemiler için tamamen güvenli olduğunu açıklamıştı ama yine de Husi saldırılarında farklı ülkelerin farklı bandıralı ya da farklı ülkelere ait gemilerin, ticari gemilerin de vurulduğu ya da tehdit edildiği, durdurulduğu da biliniyor. Kendilerine Ensar Allah adını veren Husiler, Yemen'deki Şii azınlığı olan Zeydilerden oluşan aslında bir silahlı grup. Kim bunlar? Ya 2000'li yılların başından bu yana Yemen hükümetine karşı, yani Sana'daki Yemen hükümetine karşı, başkentteki meşru ve uluslararası toplumun tanıdığı hükümete karşı ayaklandılar. 2014'te de Sana'yı, yani başkenti ele geçirdiler ve sonraki yılda, yani 2015'ten itibaren de Yemen'in batısına doğru ilerlediler ve bugün aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere öncülüğünde gerçekleşen saldırının olduğu bölge diyebileceğimiz Kızıldeniz hattını tamamen kontrol altına aldılar. Çok önemli bir siyasi güç elde ettiler. Yani Yemen halkından çok büyük destek gördüler. Ayrıca da İran tarafından bir bakıma silah tedarikiyle daha da güçlendiler. Yani tabii 2014'ten bu yana Yemen'de 150 binden fazla insan hayatını kaybetti.